Yepyeni bir matkap stüdyosundan hepinize selamlar. O ne lan, teker mi yapıyordu? Mahallede herkes çılgın. Selamünaleyküm. Bu videoda eğer sabredebilmişsem bir arabanın baştan sona boyanışını izleyeceksiniz. Erman ekleri almış. Ne var başka arkada Erman? Eski bir stopu takacak herhalde. Aynen. Plakası var. Kutuda ne var? Kutu boş kanka. Oğlum boş demesene, video bu. Çok güzel ya, onda boş, parçaları boş falan var. Işte, boş bak. Özler boyaya gideceğiz. 1-4 isimizi bırakacağız. 1-6 vitek olarak alacağız boyanmış bir şekilde. 1-6 vitek. Evet. Ben dedim ki Erman'a başka bir renk yap. Yok dedi falan dedi filan dedi. Gene gri arabamızı gri yapacak. Aynen. Gri olacak. Gri. Gri Erman. Gri. Ama böyle bir hafif. Nasıl bir duygu? Simli falan mı yapsak? Araç boyatmak nasıl bir duygu baştan? Vallahi ilk defa boyatacağım. Aslında ikinci var. Şahin vardı. Onu da boyatmıştım da zamanında o kaza yaptık diye boyatmıştık. Böyle keyfi olarak boyatmamışlar. Keyfi olarak ilk defa boyatacağız. Ki boyanması lazım çünkü gri arabada renk tutmuyor arkadaşlar. Çünkü kendi FNN'den biliyorum. Aslında komple boyalı da değil araba yani. Çok boyalı da değil ama. Boyalı değil ama. Ama işte sizin seveceğiniz bir model olması için boyaya ihtiyacı var. Evet. Yani bizim de seveceğimiz bir model olması için boyaya ihtiyacı var. Evet. O zaman başlayalım. Let's go. Kral almaya geldik. Bak, başına bakalım. Geleceklerden habersiz. Artık. Bak. Evet, en büyük aşamaya uğrayacak. Hadi bakalım. Şındırı dın 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 dın. Bu görüntüsü bile çok hoş ya. Böyle bak, şu alttaki şeyler var ya, taşıyıcılar falan. Evet. Onları böyle sipariş edeceğim tağdan. Ha, gergiler mi? Aha. Sarı olacak onlar. Ceyir ceyra. Yanacak böyle, arkadan baktım neydi? Çiçek gibi olacak. Arabanın her şeyi bitti de bir şeyi kaldı, gergisi kaldı Erman. Ama şöyle bir sinsilik görmüyor musunuz arabaya bakınca? Böyle başına çok kötü şeyler gelecek, kurbanlık kuzu gibi durmuyor mu? Ama yani çok güzel dokunuşlar yapacağız ona böyle. Dokunuş. Dokun. Böyle dokunacağız. İşleri zor kuzen, baksana. Olmadı mı? Herkes elinde iş var. Merhaba abi. Merhaba birader. Şu an Mehmet abi kaportacı abiyi kandırmaya çalışıyor hemen alsın diye. Ekimiz burada. Burada da var da gidiyor. Of, temiz düzeltme. Bu da var, bana alınacak. Burayı düzelteceksin. Kapının rengine bak, yazıklar olsun. Başka bir arabanın kapısı gibi duruyor. Burayı boyatmayacağız ama. Bura boyasız kalacak. Göçüksüz. Göçüksüz düzelteceğiz buraları abi. Alaaddin ustamın tam azı dişine göre. Ellerinden öper evet, diyorsun. Tam he? Ellerinden öper. Kurulma sürece başlıyoruz beyler. Mehmet abi, yarın almaya gelirim. Biraz sonra gel, ayıp edeyim ya. Gider mi yarın? Biraz sonra gel. Tampon değişir ya. Aynen, yeni tamponumuz gelecek. Parmağını, kabuğunu, ön tamponumuz. Mehmet abi, bagajda boyayacağız mı? Boyayalım. Boyayalım mı sence? Çok bir sıkıntı yok ama tek yok, kalem çıkmasın mı? Bak şuraları falan. Şöyle şunu boyayalım. Tek. Gerek yok mu diyorsun bagaja? Şunu boyayalım. Gerek. Ya şunu da var da. Var bence de. Bir tık istiyor sanki. Boyam gitsin ya. Arada bence kalmaz. De. Bence de. Arada kalmaz. Şurayı da aldıralım. Ama işte bunu boyamak için camı sökülmemiz lazım. Onu bilmiyordum ben. Üstünde boyanmaz mı? Hayır bak, çift değil var ya. Çiftini şuradan boyatlar ileride. Doğru. Şuradan çıtır 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 dökülür. Doğru. Olmaz. Bizim camcı abimiz var mı? Soralım bir. Zor bir şey mi söktürmese? Yok yok. Şurada bakar iyi ya. 583. Evet. Şu renklerimiz. Buna bizim bir ufak kaşarlık yapmamız lazım abi. Bak kardeşim. Şu standardı. Açığı. Bu biraz daha açığı. Biraz sabrısı bu. Aynen. Ne olabilir?
Şu an bizimki hangi renk abi? Şu. Değil mi? Evet. Zaten en açığı. Bu standardı bu. Aha. Bu açı, bu biraz daha açık ama sarılısı bu. Şu biraz daha iyi olur. Yani şöyle baksan daha iyi. Şöyle baksan daha iyi. Evet. Kendi rengi daha iyi. Kendi rengi daha kendi güzel. Kendi rengi evet, doğru abi. Daha güzel. İçinle dışı ayırmaz. Aynen. Renk güzel olarak. Kendi standardı birader ya. Hmm. İçi rengi, içiyle tamam, dışı ayırmaz. Ya açığını yaparız, o sıkıntı olmaz evet, ama. Yok bu zaten açık ya, kapıyı şey açtığında içerisi biraz daha koyudur. Tabi tabi. Gerek yok, standartını yapalım. Sarı var mı sarı orada? Var. Çıkar bir bakalım. Ulan o kahvar ya, ne adamsın ya. Sarı yapalım. Bakmakta parayla mı kardeşim? Değil mi abi? Sarı sarı, sarı. Bak, evet. Bak. Renklere bak. Bak, bilerek bakmıyor ki etkilenirim diye. Bak, sarıya bak. Maksimlere bak. Bak ne güzel ya. Şu eski bin işte. Harbiden onların kokları. Bunun bir de moru varmış abi. Mor. Evet, orijinal bak, çok az varmış şu mor. Şu renkli abi sanki. Yok, ola acı var. Kayıt da var birader. Var mı? Kayıt da var, yaparız sıkıntı. Bir de kırmızı bakalım abi. Kırmızı da var kayıt. Kırmızı da var. Benim kırmızım abi. Niye böyle ya? Okan Çakıcı kırmızısı. Bakıyoruz oğlum, sana ne ya? Bu çocuk niye böyle abi? Gaza getiriyor. Bak. Bak Erman bir bak, boyatma kardeşim, bak sadece. Bak. Kırmızı daha güzel. Abi namus davası yapmış şimdi. Az önce diyoruz ki şu renk içeride kapıyı açınca boyuyorlar diyoruz. Zaten boyanıyor ya. Abi plastikle de boyuyoruz içeriği kırmızıyı kapı ışıklarına. Evet, yani. Ben dedim ki başka bir renk yapalım. Dedi ki IS'çiler arasında namus davasıdır renk değişimi dedi. Asla evet, sevmezler dedi. Şu R81 zaten. Hangi kırmızı yapacağız? Senin renk. Ah, ikisini yan yana koyacaksın, ikisi de gelip aynı renk. Senin olacak bize. Ya sarı ya kırmızı yapalım. Bana bırak gitti yani. Ya baksana şu renklerin uyumuna bak. Abi sarı sence kırmızı, bir sıkıntı olur mu bunu farklı bir renk yapsak? Kişisel Jack olarak. Çekmese sıkıntı yok. Böyle gelen buna takla atmış falan mı diyor, diyemez, ne oluyor? Diyemez, diyemez değil mi? Şey. İşi bilen adam içeriden baktı mı belli zaten. Tam o zaman Erman'ın dediği renk kırmızı olsun abi. Bir zoom yap. Hadi kırmızı olsun. He? Harbi mi lan? Harbi mi? Ağlarsın ama bak bir satılmazsa gelirsin benim yanıma. Vallahi kaç istiyorsun? Tamam en kötü ben alırım sonra. 40 mı istiyorsun? Ne zaman satacaksın? Bir sene sonra. He, bir sene. Tamam ben alırım. Ben kırmızı istiyorum kardeşim. Tamam oldu. Baksana nasıl duruyor bak. Kıpkırmızı. Var mı kırmızısı? He? Var abi. Böyle bak, kırmızısı yok ama. Bu eski bin kırmızısı. Eski bin kırmızısı yoktur ama kırmızısı yok, var. Kırmızısı var. Tamam ne yapıyorsun? Ne zaman? Milano Red mi Erman? He? Yoksa Prime Red mi? Ne istersin Erman? Milano Red istiyorum. Milano Red. Şöyle böyle yaptım da Milano Red oluyormuş. Renk seçiyor şöyle underground. Hadi ne istiyorsun? Gri mi hala? Gri. Neden oğlum o kadar çaklamanlık yaptık, takla attık. Satılmaz diye istiyorsun değil mi? Ya ne bileyim ya. Ama bir kırmızı ya, hayal et bak arabaya şu an. Bir kırmızı hayal et. Çok nasıl? Güzel olur. Değil mi? Evet. O zaman gri. Gri. Beyler hakkınızı helal edin. Kandıramadım Erman'a. Olmadı. Gri de gri, gri de gri. Ne işin şimdi? Şimdi Instagram'ı takip edenler Erman'la savaş halindeyiz. Kırmızı diyorum. Erman diretiyor. Kalbi kırmızı diyor ama sahibinden kom ilanları aklına gelip gri olsun istiyor. Ben de usta Mehmet abi, kırmızı diyoruz. Aynen. Kırmızı. Söyle bir, tam boyatma, ağzınla söyle. Diyemiyorum. Çıkmıyor. Ne olabilir ki Erman? Kardeşim orijinal olsun ya. Gene ya orijinal. Bak uğraştırma beni bak, çocuk. Vallahi bak, bak şimdi abi, bak zaten bu videonun tarihi belli, saati belli. Gelip bakacaklar buna. İşte. Teşekkür ederiz abi. Hararetli bir tartışma içerisindeydik. Afiyet şeker olsun abiciğim. Sence kırmızı mı gri mi abi? Bence kırmızı. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Şeker alıyorum bir şeker. At bir tane şeker bana gel. Elim dolu. Karıştırayım mı kardeşim? Karıştırma kardeşim. Kanka sence kırmızı mı gri mi araba? Sen yabancısın bak. Kırmızı mı gri mi sence? Bu arabayı komple boyatacağız. Değil mi? Evet. Gri daha iyi ya. Bak bir tane adam buldun adam kendine işte, Erman. Adam. Aynen. Kardeşim benim. Ben boş ver ya Mehmet abi diyeceğim. Bak kırmızı görünüm adam. Net. Modifiye rengidir kırmızı. Ya, sen zaten renk, renk körü değil misin abi sen? Belki kırmızıya boyayacağım bu arabayı. Tabi olabilir yani. O an psikolojiye bak. İsme de bak ne yapıyor. Ne yapıyor? Gel. Ne yazmış? Kırmızı. Hala yazıyor. Kırmızı bak. Bütün dünya kırmızı diyor Erman. Gri ne oldu gri?
Çocukken dayın göbek ismini gri mi koydu senin? Ne bu gri sevda? Düşünelim. Kandırabilmiştim ama. Kanmıştı ama. Evet, kanıyordun tam. Tam kanıyordu. Ön camda bir çatlak var. Kırmızı olması için ön arka camın sökülmesi lazım. Bu cam kırılabilirmiş. Bir de bu arka cam sökülürken kırılma riski var o valdiye herhalde. Böyle bir sıkıntı var. Ama zaten modifiye zorluk değil miydi Erman? Zorluk kanka. Şimdi sonuçta hepsi onda camı yani. Kırılırsa nerede bulacağız orijinalini? Ha? Bana bunu bir açıklasana hadi. 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 Kaportaya iş ve işçiliği için Serdar abiye geldik şimdi. İçeri gireceğiz. Serdar abi yapacak kaporta işlerini kısmetse. Aracımızı boyaya hazırlayacak yani. Sökecek, takacak sağını solunu. Tanıştırayım Serdar abimiz. Merhaba abi. Merhaba. Bunlar da abi çeker miyiz? Üstünde de ayarlarız. Bunlar da kupayla. Topları almış ya, numaradan gösteriyor yani. Farklı stop alıyorum diyor. Buldum diyor. Değişik stop. Bunları takarız ya. Bunlar takarız işte. İnsan sol sökecek, boyaya hazırlanacak. İşin özü bu. Ama bak şurada da şöyle bir araba var Serdar abinin. Kendine özel. Şahsi. Serdar abi geziyor bunu öyle arada. Evet biraz tozlu olabilir. Geçmiş olsun, kaza yapmış buradan Serdar abi. Boru fırlamış içeriden. Şunun içinde bir flaşını çekeyim size. Mahkum fırlayacak diye korkuyorum. Böyle şirin bir araba. Bir gün bununla gezeriz belki ama ne dersiniz? Serdar abi de gri taraftarı, Erman'ın adamı Serdar abi de. Yazık etmeyin arabaya. Bak canım abi, işte usta dediğin böyle oldu, anladın mı? Adamı kıskaç almaz. Adam orijinal, araba orijinal zaten, orijinallik kopuyor arabada. Yani ne sıkıntı yani. Olur abi renkteyse? Ya hiçbir yere boyanmaz, şuralar falan çok cırtlak olur yani. Gerek yok diyorsun. Yani iç kısımlara gireceksin, komple dağıtacaksın. Bence yazık yani. Benim olsa araba motoru bile indiririm kırmızı yapacaksam bu araba. Ha, ya A'dan Z'ye tabii, ya tabii, hiç. A'dan Z'ye, dabanına kadar her yerin ineğinden ipliğe sökerim öyle kırmızı yaparım. Anladım. Okan çekici uyumayın. Okan çekici senin yerinde özden olaydı var ya bak kardeşim ne güzel her yerinde kardeşim, sökerim takarım da derdi. Yani bir senede çıkarmak istemiyorum arabamı anladın mı? 15 günde bir ayda çıksın maksimum. İçeride böyle bir şey yatıyor. Abi direkt bunu alsak oraya koysak olmaz mı? Olur. Çık diyor oturayım. Arabasında bozuka taşıyan adam gibi adam. Şu kablo işte. Bobinler hariç ya. 2,5 sadece şu kablo. Kablo tesisatı ya. Bobine çevirdim sadece. Vay be. Güzel para. Ama var ya çok güzel durmuyor o. İnşallah güzel durur. İnşallah belki biz de yaparız. Elbet bir gün ha. Daha arabayı kırmızı yapmadım. Namussuz sana. Oğlum Serdar abim dedi bozmayın arabayı. Serdar abi ondan... kırmızı dese bugün yapacak mıydı? Düşünürdüm. Selamun aleyküm abi. Ne diyor? Gelin abi. Ne zaman çekiyorsun şunu ya? Çekeceğiz. Havaları görün. Araba bitti, arabada bir sıkıntı yok. Öyle mi? O zaman arabanın startı verelim artık şu arabaya. Vereceğiz tabii, onu bekliyoruz zaten. Tamam. Buna da bir video yapacağız YouTube 100 bin abone olduğunda. Ne Erman? Bu ne ya? Bu 124 motoru. 124 Murat motoru. 124. Murat 124 motoruna bak ya. Oğlum, kule gergisi dolmuş abi. Tabii yaptım onu. Yaptın mı? Aynen. Allah'a nasıl dolmuş ya. Maşallah. Arka nasıl doldu? Taktın mı arkayı da? Arkayı da takacağız. Okan kardeşim hediye etti bunu, Okan Çekiç. Güle güle kullan abi işte. Gel bak bunda da var. Ne var? Camın bunda da var. Ya bu sokakta meşhur bu. Bunu olmayan dükkan vermiyorlar. Bunu Akmola Camisi'nden al. Meçhule doğru gidiyor işte. Aynen. Erman bu arabanın videosu çekilirken senin de olman lazım. Ben olmam lazım. Zaten. Evet. Erman sürecek zaten. Tabii Erman sürecek. Sen de süreceksin. Tabii. Ben de bir dönerim abi, belki. Abi istediğin gibi dön. Şimdi sürmeye süreriz de o araba piste gördüğüm gibi şöyle yapıyordu. Niye şimdi öyle yapıyordu? Yapmıyor değil mi? Şimdi yapmaz. Geri kollarını güçlendirdik. Önlerde şu anda Corolla var komple. Arkalarda Mercedes Elezonları var. Ooo gelişmiş. O dırağa çıktığında gençler mutlu olsun bak, diye araba, çıkardı. Bak araba Japon arabası, Alman arabası bütün parçalar var. Var. Aynen yok yok. Yok yok. Yok güzel. Talip diyor ki bunun camı kısa gidiyor. Vurdum bu camdan fırlamasın diye diyor. Ya. Talibe söz yok. Bak var ya bu video harbi fena olur. Sonunda içimize sinen güzel bir videomuz olacak. Evet. Yakmalı yıkmalı. Yani, tabii ki. Aynen öyle.
Hadi bir startı verelim. İçinde de böyle eskinin kadranı falan var ha. Okan, senin arabanın vitesin sesi geliyor. Ne? Senin arabanın vitesin sesi geliyor. Abi eski gibi çalıştı lan. Eski gibi çalıştı lan. Kardeşim. Erman kardeşim, eski bir tofaşçı olarak ne düşünüyorsun? Bir kültür karmaşası var. Güzel. Araba İtalyan. Motor şanzıman eski bir. Yaylar Mercedes. Önler Başaran Koylu olur. Yani her şey var arabada. Ama kanka vites aynı senin arabaya baksana. Değil mi? Aynısı. Tamam, güzel. Ufak şöyle bir tık bir versene. Çok az ama. Lastiğimizin var mı olacak abi? Evet, drag lastiği. Evet. Bunu ben sevmem. Ben dedim bu olmaz. Ama olur. Bitmiş. Daha güzel döner. Bitmiş. Öyle olmuyor ama işte. Öyle olmuyor. Öyle. Bu daha iyi değil mi? Hafif mi kardeşim? Hafif. Jant olarak ne düşünüyorsun? Kanka yani bir V3 takılır. Güzel olur. Bunlar ne abi? Bırak kaçtan alın spor. Bunları Durmuş Ali'ye ver. Her motor kırdığında bir tane ver Durmuş Ali'ye. Araba güzel oldu ama Durmuş. Durmuş'un araba fena. Ben bindim. Rodacı bittiğinde bindim. Güzel oldu ama. Ya 3 kişiyiz. M3 müsün sen ya? Işıktan kalktın mı götü gele gele gidiyor araba. Egzoz değiştirici, egzoz ses hoşuma gitmemiyor. Neyin? Bunun mu? Niye? Değiştireceğim egzozu. Varex değil mi bu? Ne? Varex. Isınınca yıkıyor ortalığı. Ha. Ama benim hoşuma gitmedi. Farklı bir motor olduğu belli olsun. Bomboş usturucu alacağım şimdi. Allah ne verdiyse. Aynen. Tehlikeli valla. Tamam, şuna baksana. Ne yapacağım belli değil arabanın, anladın mı? Bunda ışıklara gittiğini düşünsene. Yani düşünüyorum da ne yapacağım belli değil arabanın. Hayalim, Samanyolu Pastanesi yok mu? Gece oraya duracağım. Launch lan. 3-4 launch lan. Bir ver canısı da yarı da sonra çekeceğimi düşünebileceğim. Bizi de çağır o hayal gerçekleşirken abi. Hayalim ya. Bunun arkasına bir matkap sticker'ı yaptıralım Erman. Bence de en güzelinden evet. Şöyle güzel bir matkap. Gördüğünüz gibi gayet garip şeyler oluyor yeni sanayide. Ya burası bir garip. Aynen. Yani burası bir garip. Yeni egzozun bu mu abi? Evet. İçeride bayağı susturucular var ama. Tabii. Sesi engellemesin. Biz onun için. Merhaba kardeşim. Merhaba. 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 Yani değişik bir egzoz zevkim var abi. Saygı duyuyorum. Evet. Ya Deli Mehmet abi. Yapacak bir şey yok bak. Adı Deli yani. Deli Mehmet. Bagaj da iyi be kardeşim. Bak. Bagaj iyi de ha. Bu araba kaç kilo? Şu anda 750 civarı gelir. Ya civarda, 750 civarı. Bu arabayı satma düşüncen var mı? Tabii ki. Bitsin, videomuzu aynen. Çekelim, satalım diyoruz. Aynen, satacağız. Bundan sonraki projeni söyleme ama sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Aynen, sürpriz, evet, sürpriz olsun. Sürpriz. Ama arabanın ismini verelim sade. Ne? Uno. Uno, hadi bakalım. Kesin tahmin ederler abi, sen bunu dedin ya. Kesin tahmin ederler. Bir çeste göreyim. Yap bakayım Erman. Zıngır zıngır. Çok değişik ya. 5008'in göbeğinde bu ne döner biliyor musun? %100 var ya bu 5008'in yani. Her yerde döner bu ya araba. Şuna döneriz onunla ya. Yani gördüklerim karşısında şok oldum şu an. Bir şey diyemiyorum. Yani ben de diyemiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda gene bize söveceksiniz. Arabaya gene bir şey yaptırtmadın abi. Bize boş boşuna ya 30 dakika izlettirdin abi diyenler olacaktır. Evet. Lakin kanka işte gün gün ne yaptıysak çekiyoruz atıyoruz. Hiç video olmasa 5 ayda bir video görsen daha mı iyi? Yani. Seninle konuşuyorum. O klavyenin başında tıkırık tıkırık cips kola varken yazan çocuk. Yani diyorlar ki iyi? 1 saat olsun. 1 saat olsun. O ya herkes bir şey istiyor şimdi. Bir grup onu istiyor, bir grup bunu istiyor. Herkesi mutlu edemiyoruz. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Aynen bugün bunu yaşadık. Yani. Bugün bunu attık kanka. Aynen bugün Erman perişan oldu. Ama Erman'a hak verdim ben de. Tamam gri olsun. Çünkü Serdar abi de dedi ki bu araba kırmızı olacaksa dedi. Ve bu arabanın kaporta işçiliğini ben yapacaksam dedi. Bu arabanın motoru inecek A'dan Z'ye kırmızı olacak dedi.
o kadarı beni de aşar. Benim psikopatlık sınırlarımı da aşar. Yani her şey öyle kolay değil kardeşim. Bir de bu araba son arabamız olmayacak. Bu araba yapılsın, bitesin, güzel bir para görürse satılır yani. Öyle aynen ömürlük öyle, binicilik bir araba değil. Neden değil? Çünkü daha farklı arabalara da binmek ister Erman. Aynen. Hak. Ben severim biliyorsunuz. Yani. Seleksi sattığında da kızdınız. Bunu sattığında da kızacaksınız biliyorum. Yok ama... buna çok kızacaklarını düşünmüyorum ben. Emin misin? Bundan sonra alacağın araba için öyle düşünmüyorum. Evet, evet ondan evet, dolayı. Daha güzel yani olacağı için. Evet. Bir şey demezler. Allah nasip ederse. Aynen inşallah. Evet. Bu arada Erman kuzenimle birlikte yeni bir işe girdik. Evet. Yani hiç hayırlı olsun demiyorsunuz. Bundan sonra evlenecek olan bizi bulsun. Değil mi Erman? Bir mesaj atmanız yeterli kanka. Her şeyi kuruyoruz böyle, ayağınıza getiriyoruz. Neresi isterse. Evet. Evlilik nerede teklifi olursa bizim işimiz. Evlendiriyoruz. Matkaps evlendirir. İlerleyen zamanlarda o konuda bahsedeceğim. Ama hatırlıyor musun kanka? İsmet'i biz evlendirdik. Bak İsmet'i... o günden belliymiş. O günden belliymiş. Yazdım ya arkasına. Evet. Matkaps evlendirir diye. Harbiden var ya işte. Bak. Bak. Nereden nereye? Nereden nereye? Hadi bakalım hayırlısı olsun. Seviliyorsunuz, esenliklerle kalın. Bak İsmet çok mutlu şu anda. Biz evlendiriyoruz ha ona göre. Aynen. Evlendirdiğimiz adamlar da mutlu. Referansımız da var. Aynen. O Müge'nin sayesinde ama neyse. Üzerimize alıyoruz. Evet. Kralla evlendi İsmet biraz ondan dolayı. Neyse. Videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. O bilgisayarın başında oturup benim videomu beğenmeyen, kötü yorum atan çocuk. Seni hiç sevmiyorum. Şaka şaka. Seni de seviyorum. Ama o yorumlarını sevmiyorum. Attım işte bu videoyu. Ne olmuş? Niye kötü yorum atıyorsun? Bizim tarikat yalandan bizi şey yapmıyor muydu? Çok güzel video abi. Evet, beğeniyoruz aynen abi. Sen de öyle yap. O bilgisayarın başında bizi sevmeyen çocuk. Niye böyle yapmıyorsun kardeşim? Seni bulacağım.